Arkadaşlar, Kanatlar Alemi Samsun kanalından herkese kucak dolusu sevgiler. Şimdi kümeslerin hepsine tek tek bakalım dostlar. Birinci kümesimiz, görmüş olduğunuz gibi burt tavuğumuz, ispençler, yine maviciler ve Hint yavruları olmak üzere hepsi gayet sağlıklılar. 11 tane yavru, daha önce söylemiş olduğum gibi hiçbir problemleri yok, şükürler olsun. Yine burada arkadaşlar gelen tavukların dünyası ve mühendisin çiftliğinden gelen hediye civcivlerimiz. Hepsi sağlıklılar. Her şey çok güzel olacak. Bunları sağlıklı bir şekilde şöyle bir hafta daha büyütebilirsem ondan sonra sırtları yere gelmeyecek inşallah. Şu an bu şimdi devam edelim. Buradan yine arkadaşlar mühendisin çiftliği ve tavukların dünyası kanalının sahipleri Faruk ve Fatih kardeşlerimden gelen porselen ligorinler. Evet. Görmüş olduğunuz gibi bayağı büyüdüler. Şu tavuk dördünün de horoz olduğunu düşünüyorum. Yine geçen Fatih ile konuştuk. Aradan sürpriz tavuk çıkabilir mi? Çıkabilir arkadaşlar. Onun elinde de bir sürü bu şekilde var. Belki de bazıları übikleri fazla büyüyordur. Biz de bu tecrübeyi zaten büyüttükçe anlayacağız. Onu da görmüş olacağım. Görmüş olduğunuz gibi onlar da çok ama çok sağlıklılar. Burada kim var? Burada arkadaşlar Mahmut'un çiftliğinden gelen bizim güzel Hintlerimiz var. Görmüş olduğunuz gibi. Onlar da buradalar. Gerçekten kocaman oldular. Damızlıklar. Yani hepsi tavuk. Hiçbir sıkıntı yok. Ya geçen şunu böyle bir eşinirken gördüm. Sanki gıt gıt yapıyor. Sanki horozmuş gibi ama olduğunu da düşünmüyorum. Çıkarsa da nasibimizi horoz almış olmuş oluruz. Horozumuz olmuş olur. Onlar da arkadaşlar görmüşler. Bizim dumanlı. Dumanlı'ya hala bir şeyleri var. Ama dumanlı o kafasındaki yara gitti. Ve Hintlerimiz de sağlıklı bir şekilde büyüyor. Ve bugün ilk defa mısır verdim onlara arkadaşlar. Karıştırıyorum. Buğday, mısır, etlik yem. Üçlü kombinasyon karışık karışık veriyorum. Ve buradan müthiş, bakın gelişime bakın. Bir ay oldu mu? Bir ay bile olmadı bence. Murat'tan gelen civcivler var. Murat Kısacık kardeşimize teşekkür ederiz. Maviciler, tıplaşlar, köy civcivleri. Arkadaşlar hepsi burada. 18 tane geldi. 18'ini de büyüttüm. Hiçbir problem yaşamadım. Aa, bakın tavuk boyutuna geldiler resmen. Yani şöyle görmenizi istiyorum. Mavicilerimiz var burada. Astrologlar var. Yine sıplaşlar. Bir sürü değişik değişik ırklar. Köy tavuğu var birkaç tane. Ama ne yapıyorum? Sularını veriyorum. Sularını her gün düzenli değiştiriyorum ve sirkeli su veriyorum. Bak bir tane de papaklı var. Bak Murat. Bu ne ırk? Murat'cığım bunu da söylersen sevinirim. Karma bir şey mi bu? Papaklı tek aralarında bu böyle bir papaklı çıktı. Diğerleri görmüş olduğunuz gibi vallahi arkadaşlar şöyle söyleyeyim, kocaman oldular. Yani bu kadar hızlı bir gelişim nasıl oldu derseniz, kapalı alanda kalmaları, güneşi düzenli öğlenden sonra güneş almaları ve bakımları, böyle bakımlar da güzel olunca arkadaşlar böyle hızlı bir şekilde de bizim Murat'tan gelen civcivlerimiz resmen kocaman oldular. Şimdi burada kim var? Burada da Saruhan var. Yine bakın Mahmut abiden gelen Hint ve Deniz kardeşimden, eczacı Deniz kardeşimden gelen de Saruhan. Saruhan'la birlikteler. Saman koymadım. Bugün arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ilk yumurtayı yaptı. Oraya saman koyacağım. Bu da buraya yatacak. Saruhan'la olan yavruları burada dünyaya gelecek. Gayet sağlıklılar. Bunların da keyfi yerinde, hiçbir problemleri yok. Buradan Deniz'e de çok teşekkür ederim. Yine Mahmut'un çiftliğine teşekkür ederim. Arkadaşlar farkında mısınız? Yani ben hep söylüyorum, çiftliği ben kurmadım. Benim bu sizin gibi güzel dostlar sayesinde ben çiftliği kuruyorum. Bu kadar hayvan daha işte benim yetiştirdiğim yok. İşte bir ispençler yine Mahmut abiden geldi de oradan şey yaptık, yani çıkarttık. O ispençlere de geleceğim. Nereden geldiklerini onu da söyleyeceğiz. Onun için siz güzel dostlar sayesinde çiftliğimizi 10 numara kuruyoruz. Teşekkür ederim yani. Sağ olun, var olun. Şimdi burada bir değişiklik yaptım arkadaşlar. Bakın. Bura çok önemli. Dışarıda konuşacağım. 10 tane kaz yavrumuz, onu da arkadaşlar yaşıyor. Suları,
yemleri buradalar ve anneleri yanında yok. Niye olmadığını şimdi açıklıyorum. Çünkü ses gelmeyebilir. Bakın anne orada. Arkadaşlar. Anne orada. Ya yavruların yanında anne çok tedirgin bir anne. Abi ben içeri giriyorum sanki bir şey yaptım. Yıkıyor ortalığı. Vay 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 vay. Vay 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 vay. Abi kendisi gibi yavrulara benzetti. Yani yavrular bu kadar ürkek olursa olmaz. Ben de ne yaptım artık? Yavrular artık geceleri hiçbir şey olmaz arkadaşlar. Onun için anneyi ayırdım. Anne telin arkasından bakıyor onlara. Onun için artık bundan sonra anne ayrı kalacak. Bakalım bir daha yumurtaya gelir mi? Erkeğe de serbest bıraktım. Diğerleriyle ilgili, kazlarla ilgili de bilgi vereceğim zaten. Onun için bunların yanına gireceğim, çıkacağım. Bunların, bu kazların bu kadar yabani olmaması lazım. Çünkü bu kadar yabanilik, panik yarın bir gün başka bir hataları doğurur. Onun için böyle yavaş yavaş alıştıracağız. Ayırdım annelerini arkadaşlar. Burada kim var? Bakın. Yine bakın Mahmut abiden gelen yaralı tavuk. Görmüş olduğunuz gibi gayet bayağı bir düzeldi. Doğan kardeşim geçen sene şu tepeli tavuğu, kör tavuğu hediye etmişti. Yine Mahmut'un çiftliğinden gelen Hint tavuğu ve yanda da Serdar kardeşimden gelen lohman horoz arkadaşlar. Burası da hepsi full bize gelen hediyeler. Onlara da çok güzel bakıyorum. Burada da bir problem yok. Her gün de tepeli tavuğun yumurtasını alıyoruz. Şimdi şu Hint'imiz biraz düzeldikten sonra Saruhan'ın yanındaki anne Hint Burka'ya attığında Saruhan'la çiftleştireceğim arkadaşlar. Burada kim var? Burada yine bizim karma köy tavuklarımız var. Ve benim mucize civcivlerim var. Arkadaşlar sülün gibi bir horoz oldu. Sülün gibi de bir tavuk oldu görmüş olduğunuz. O evde kurdelerle oynadığımız, o güzel sizlerle paylaştığım canlı yayındaki o küçük sarı civcivler artık kocaman oldular. Gayet de sağlıklılar. Evet bakın. Yakında da zaten bu biraz daha büyüdükten sonra bizim bu pazar horozuna da sıkıntı yaratacaktır. Ama şu anda hala ferik olduğu için ve yan yana oldukları için birbirlerine hiçbir şey demiyorlar arkadaşlar. Yavruların orada yavrularım. Ben onlarla ilgileneceğim artık. Siz çünkü çok yaban yaptınız. Niye böyle yaptınız anlamış değilim. Burada da dışarıya çıkmaya meraklı bizim arkadaşlar mavici var. Mavicilerden çok memnunum. Onu söyleyeyim. Niye memnunum? Her gün yumurtasını yapıyor. Karşıda Mehmet abiye de bayağı yumurta verdim. Kendim de yatırdım. Bakın bugün yine yumurtlamış. Bundan sonraki yumurtaları almayıp belki kendini burka yatırmayı planlıyorum. Ama horozumuz da bir de bana alıştı artık. Kaçmıyor. Bakın gel. Gel gel gel. Gel gel. Önceden çok ürküyordu. Ama artık ben bakınca onlara yem su verince onlarla aramızda da güzel bir iletişim oluştu arkadaşlar. Buradan sonra geldik. Bak bunların ikisini kendim gerçekten gittim. Bir tane abiden satın almıştım. Bunlar bize ait. Bu ispençler nereden gelmişti? Kapıları da açık kalmış. Arkadaşlar yumurtasına bakalım. Bunlar da geçen sene hindi çiftliği olan Faruk kardeşimiz vardı. O bize hediye etmişti. Bilezikli bunlar. Onu söyleyeyim. Tam orijinal ispençler. Ve şu anda bunların 5 tane yavru, 6 tane pardon yavrusu dünyaya geldi. Çok da güzel olacaklar. Ve şu anda da bir tane hintimizin altında yatan yumurtalar var. Ama talihsiz bir olay. 2 tanesini hint kırmış. Niye kırdı bilmiyorum. Ama yine çıkacak olanlar var. Biraz fazla yumurta vardı galiba. Evet. Reis. Bunlar da. Bundan sonraki süreci de arkadaşlar şey düşünüyorum. İspençi yatırmayı düşünüyorum. Bunlar da sağlıklı. Faruk'a da buradan emanetlerine çok iyi bakıyoruz. Ve soylarını artık arttırıyoruz arkadaşlar. Yine etlik yem, buğday, mısır, karma karışık veriyorum. Bugün bunları saldım arkadaşlar biraz. Burada artık öten, daha bu zamana kadar ötemeyen arkadaşlar bizim Saruhan var. Hafif siklet bir Hint horozu. Onu söyleyeyim. Geleceği kilo 1400-1500'dür kilogram olarak. Ve burada güzel bir sürprizimiz oluştu. Tamamen mavici ve ispençlere karşıdaki Hint'imizi yatırdım. Saruhan'ın yumurtalarını arkadaşlar Murat Kısacık kardeşime hediye olarak yolladım.
Çünkü bende çıkan Hintler var. Daha çok yatacaklardır. Murat kardeşimize de buradan aferin oğlum benim façalı. Façalının yumurtalarını biraz da sarvanım vardı. Murat kardeşimize hediye yolladım. Buradan da Hint tavuğumuzun altına mavici ve ispençleri koydum. Bakalım hayırlısıyla çıkacakları günü de hep birlikte görürüz. Ve güzel güzel çekimler yaparız arkadaşlar. Burada kim var? Yine orası da arkadaşlar şeyden geldi. Mahmut abiden geldi. Mahmut abi de ne kadar çok tavuk vermiş bize ya. Bunlar da bizim pazardan aldığımız beyazlar. Siz ya sizi var ya sizi yerim ben sizi. Beyazlar bunlar da arkadaşlar ne ırk olduğunu bilmiyoruz ama. Vallahi çok güzel yumurtluyorlar. Güzel yumurtaları var. Onun için her gün yumurtluyorlar. Gurka yatacakları günü de merakla bekliyorum. Şunlara bak, şunlara bak, şuna. Ne var, ne var? Oo. Senin ibin niye morarmış o üst taraflar? Bir sıkıntı mı var sende? Yok. Bilmiyorum. Ona bir bakmak lazım. Olmadı Fatih'in ilaçları vardı. Onlardan da ona verebilirim. Biraz ibikte morarma var ama hareketleri falan gayet canlı. Bir sıkıntı var gibi de gözükmüyor. Bakalım bugün yumurta yapmışlar mı? Her gün alıyorum zaten. Evet, bugün de iki tane yumurtalarını yapmışlar. Burada kim var? Burada da arkadaşlar bizim gurk tavuğumuz var. Bunun altında. Bunlar iki gün sonra çıkım bekliyorum. Birkaç güne. Şöyle bir bakalım mı kızım? Bir bakalım mı şöyle? Dur. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tane yumurtasıyla birlikte kuzumuz yatıyor. Bakacağız. Hayırlısı olsun bakalım. Tabi soracaksınız bıdı nerede diye. Arkadaşlar bıdı çiftlik işleri yaparken bıdıyı arkadaşlar kapatıyorum. Çünkü çok fazla ayağımın altına dolanıyor. Ama onu dolanmadan önce görmüş olduğunuz gibi beç tavuklarımız da burada ağaca çıkacakları zamanı bekliyorlar. Evet arkadaşlar, kümeslerdeki son durumları sizlerle paylaştım. Şükürler olsun. Bir sıkıntımız yok. Her şey yerli yerinde. Bakalım gün geçtikçe daha da güzelleşiyoruz. Daha da büyüyoruz. Siz böyle kanatlı sever kardeşlerimiz sayesinde. Hepiniz iyi ki varsınız. Hepiniz sağ olun, var olun. Hepiniz Allah'a emanet olun arkadaşlar. Videoları beğenmeyi, yorum atmayı, daha abone değilseniz de abone olmanızı rica ederim. Arkadaşlar bildirim zilini açarsanız videolar yayınlandığı saniyede hemen önünüze düşecektir. Videoları hızlı bir şekilde izleyebilirsiniz. Herkese saygılar, sevgiler arkadaşlar. Hepiniz hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun.